Sayın Milletvekilim, değerli Süleymanpaşa Belediye Başkanım. Teşekkür ederim. Değerli Süleymanpaşa Belediye Başkanım, Sayın Genel Sekreterim, değerli konuklar, değerli çalışma arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili Süleymanpaşalılar, Tekirdağlılar, değerli gençler, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, hayalimizde olan ve yapmayı düşündüğümüz bir kısmını gerçekleştirdiğimiz bugün Tekirdağ Sahil Peyzaj Düzenlemesi şerit kısmı açılışında böyle güzel bir günde sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yaklaşık olarak 30-40 senedir bu sahilde yürüyüş yaparım. Memuriyet döneminde daha her sabah yürüdüğüm hep düşünmüşümdür. Yani bir görev alırsam ileride ne yaparız diye. Allah nasip etti kaç sene sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sahil şehrinin birinci ve ikinci bölümünü bugün tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Ancak Sayın Genel Sekreterim bütün rakamları verdi. Ben sadece Sayın Süleymanpaşa Belediye Başkanımızın önerisini destekler çapta bir konuşma yapmak istiyorum bir konuda. Özellikle bu görev geldiğimizden sonra işte 5393 sayılı kanun gereği sahildeki dolgu alanları Büyükşehir devredilir çerçevesinde müracaatımızı yaptık ve Temmuz 2014'ten beri bekliyoruz. Ama emin olmanızı istediğim bir şey var. Devreye sokmadığım hiçbir kimse kalmadı. Sayın vekillerim devreye girdiler. Diğer iktidar partisi vekillerine rica ettim. İl başkanlarına rica ettim. Bir engel yok. Dosya başbakanlıkta bekliyor. Sayın başbakana ulaşacağız ve ulaştığını da duyduk. Oraya kadar takip ettik yani. Bir imzalama bir devre oluyor. Oysa biz bugüne kadar sahilde herkesin beklemiş olduğu kafeteryalar, lokantalar kısmını burada çoktan bitirirdik. Ama bu sene yasal prosedürü tamamladık. Onlar versin vermesin biz devam ediyoruz. Kısmetse bu sene üçüncü kısmı yapacağız. Ama Sayın Başkan'ın, Ekrem Başkan'ın ve bizim de destek verdiğimiz o güzel projesi var. Yat limanının oradan değirmen hattına kadar sahilden yol projesi var. Onu yaptığımız zaman gerçekten Tekirdağ'da büyük hizmet edeceğiz. Bunun da bir hazırlığı var, projesi var. Sayın Başkan da bu konuda çok ciddi bir çalışma içerisinde. Umarım inşallah bu konuda destek buluruz ama bizim bir çılgın proje dediğimiz projemiz var. Bunu da ilk defa burada söylüyorum. Ama tabii sanıyorum 30 Mart 2019'da da Sosyal Demokratlar tekrar yerel yönetimlerde iktidara gelecekleri inancımla bunu söylüyorum. Sahilden bizim mutlaka bu sahil yolunu destekleyecek denizden dolgu yaparak ana bir yol projesi ihtiyacımız var. Bunun çalışmaları yapılıyor. Bir takım çalışma içerisindeyiz. Onu da zaman içerisinde inşallah Allah bize nasip eder. Ancak tabii bugün 8 Nisan 2017. Yani Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tam 3 yıl yaşında. 3 yaşına bugün bitirmiş o doldurmuş oluyor. Ve biz 11 belediye başkanı olarak Sosyal Demokrat 11 belediye başkanı ve ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak emin olun bu 3 yılda vatandaşlarımıza ne söz verdiysek onun yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Halkımızın mutluluğu içerisindeyiz. Ama şunu bilin, Süleymanpaşalılar belki altyapı için çok zahmet çektiler. Ama bir zaman gelecek bu zahmetlerin, bu zaman çok da yakın. Yani Temmuz ayından sonra bunu çok hissedeceksiniz. Yılbaşında bunun tamamen bittiğini göreceksiniz. Artık şu gördüğünüz sahillerde rahat rahat denize gelebilecek bu sahillerden de gönül huzuru içerisinde balık yiyebileceğiz. Bunun hazırlığı, bunu yapılmak üzere, bitmek üzere. Biyolojik arıtmamız devreye giriyor. Hatta bu sene söyledim, bir daha burada söylüyorum. İlk defa Süleymanpaşa sahillerinden Altınova'ya mavi bayrak alıyoruz. Altınova'ya mavi bayrak alıyoruz. Tekirdağ, yani Süleymanpaşa ilk defa mavi bayrakla tanışıyor. Aynı zamanda Şarköy Müreftesi'ne ve Şarköy'de zaten mavi bayraklı plajlarımız var. Bizim hizmet süremiz içerisinde tamamlayabilirsek Ereğli'den, Marmaris'inden Şarköy'e kadar mavi bayraklı tertemiz deniz içerisinde olacağız. Bu yürüyüş parkurunda da ve bu dolgu sahada da insanların mutlu bir şekilde vakit geçirdiğini görüyorum. Sabah yürüyüşlerde yürüyüşü artanların çoğaldığını görüyorum. Ve gelecek günlerde de hep güzel şey olacak. Ama bir hafta sonra 16 Nisan'da bir referandum var. Aynı şeyi tekrar söylüyorum. Evet ve hayır. Hepimiz kardeşiz. Evet verenler de, hayır verenler de. Ama ister evet ister hayır ki ben hayır çıkacağı umudundayım. Kişisel görüşüm olarak söylüyorum. Ne olursa olsun